Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yine güzel bir çarşamba akşamından Camia TV stüdyolarından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Değerli izleyiciler, bugün Biz Bir Aileyiz programında çocuğun mahremiyet eğitimini konuşacağız inşallah. Çünkü çocukların gelişim sürecinde mahremiyet eğitimi önemli bir yer tutar. Çocuğun kendisinin, vücudunun ve özel alanlarının farkında olması demek, hem kendi sınırlarını hem de başkalarının sınırlarını bilmesi demektir. Bu aynı zamanda çocuğun kendisini zihnen ve bedenen koruması anlamına gelmektedir değerli izleyiciler. İşte bu ve bunun gibi konuları bugün bize ayrılan süre içerisinde çok değerli bir misafirimle, konuğumla ele almaya gayret edeceğiz inşallah. Çok değerli bir konuğum var. Evet, bugün sistemik aile terapisti Hülya Akbul Çakır hanımefendi bizlerle birlikte olacak inşallah. Kendisiyle gerçekleştireceğimiz bu güzel söyleşiye sizler de dahil olmak, duygularınızı paylaşmak, hatta sorularınızı yöneltmek isterseniz YouTube kanalından, Camia TV'den, canlı sohbet kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. İnşallah bizler de buradan takipçisi olacağız. Evet değerli izleyiciler, şimdi her zamanki gibi çok küçük kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında değerli konuğum ve çok önemli konuyla sizlerle birlikteyiz. Bizden ayrılmayın, iyi seyirler. Değerli izleyiciler, Biz Bir Aileyiz programında Hülya Akbul Çakır hanımefendi ile sizlerle birlikteyiz. Çocuğun aile, çocuğun mahremiyet eğitimi hakkında inşallah çok güzel bilgiler bugün burada verilecek sizlere. Özellikle ebeveynleri şu saatlerde televizyon başına davet etmiş olalım değerli izleyiciler. Evet, Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Sizleri misafir ettiğimiz için inanın mutluyuz. Çünkü uzun zamandır sizinle bir iletişim halindeyiz. Bir türlü nasip olmadı. Karantina evet. Dönemleri, rahatsızlıklar vesaire. Ama elhamdülillah bugün bir araya geldik. Bu önemli konuda inşallah değerli bilgilerinizden biz ve izleyicilerimiz istifade edecekler inşallah. Hülya Hanım, bizim geleneğimiz, ilk defa da programımıza katıldınız. Kısaca kendinizi izleyicilerimize tanıtmanızı rica etsem neler söylersiniz? Kısaca, evet güzel. Beni de zorlayan bir soru aslında bu. Adım Hülya Akbul Çakır. Duisburg doğma büyüme, Duisburgluyum. Yozgat'ta dayanan köklerim var. Antalya'ya gelin giden bir halim var. Dolayısıyla eğitimimi Wuppertal Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonrasında 1,5 yıllık sistemik aile danışmanlığı eğitimi tamamladıktan sonra uzun yıllar Duisburg Belediyesi'nde çalıştım danışman olarak. Ve sistemik aile terapisi noktasında 3,5 yıllık eğitimimi tamamladım. Çatı organizasyonu sertifikalı sistemik aile terapisti eğitimi tamamladıktan sonra da paralelinde şu an Almanya'nın önemli kliniklerinden, psikiyatri kliniklerinden bir tanesinde çocuk ve ergen bölümünde sistemik terapist olarak çalışmaktayım. Almanya'nın henüz daha ilk ve tek olan göçmen çocuk ve ergen polikliniğinin aynı zamanda da kurucusuyum çalıştığım sahada. Çok güzel. Biz de sizlerin bu çalışmalarıyla inanın gururlanıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Evet, her konuyu işlerken kavramların üzerinde durmak çok önemli. Bugün çocuğun mahremiyet eğitimini evet. İnşallah ele alacağız ama önce bir mahremiyet kavramını ele alalım istiyorum. Nedir mahremiyet? Sizin de az önce zaten girişte ifade ettiğiniz gibi yani gerek çocuğun gerek bireyin kendi sınırlarını belirleyebilmesi, yaşamış olduğu saha içerisinde, yaşam dilimi içerisinde gerek bedenen, gerek düşünce noktasında, gerekse davranış noktasında kendi özel alanının sınırlarını belirlemiş olmuş olması. Hı hı. Ve bunu yaparken bazı noktalarda terimler içerisinde gizlilik kişiye özel saha olarak da geçiyor. Biz beden kısmını bugün işleyeceğimiz için şunu diyebiliriz.
çocuk mahremiyet eğitiminde mahremiyet nedir sorusunun cevabında kişinin, yani bu bağlamda çocuğun özel bölgesi ve kendine ait özel bölgesi olan bütün bedenini kapsayan kısmı, davranış kısmı ve bunun düşünce boyutunda bizim mahremiyet eğitimi dediğimiz boyutu ele almış oluyoruz. Evet, Allah razı olsun. Peki şu an bizi ciddi anlamda büyük bir kitle, ebeveyn, anne babalar Aynen. izliyorlar. Ve neden küçük yaşlardan itibaren bu mahremiyet eğitiminin verilmesi önemli? Aslında bu soruya giriş yapmadan önce şöyle bakmak lazım. Yani bizler günlük hayatımızda mahremiyet eğitimini çocuklarımıza veriyor muyuz? Verdiğimizi sanıyor muyuz veya tamamen bloke ediyor muyuz? Aslında olaya buradan bakmak lazım. Günlük yaşantımızın içerisinde genellikle çifte standartlı bir hayat dilimi yaşıyoruz. Bakacak olursak, kadın ve erkek boyutundan olayı ele alacak olursak, kadınlarla ilgili mahremiyet eğitiminde daha hassasken, kız çocukları bağlamında daha hassasken, erkek veya yetişkin erkek veya erkek çocuklarına biraz daha esnek davranabilen çifte standartlı bir toplum halinde yaşıyoruz şu an. Evet. Yani örneklerle belki daha kolay anlaşılır kılmak mümkün. Bugün erkek çocuklarımız kız arkadaşlarından bahsettikleri vakitlerde ne kadar muhafazakar aile yapısına sahip olursak olalım daha esnek davranabiliyorken kız çocuklarımız böyle bir durumdan bahsettiklerinde çok daha namus abidesi kesilebiliyoruz. Yani mahremiyet eğitiminin aslında çifte standartlı bir toplumun içerisinde kendini gösteren, ayna halinde kendini gösteren kısmını buradan görebilmek çok daha kolay diye düşünüyorum. Hatta biraz daha farklı bir boyutunu ele alacak olursak, mesela erkek ve kız çocuklarında daha bebek halindeyken bile altları değişirken, bezli oldukları dönemde erkek çocukları çok daha ulu orta, altları değişirken kız çocukları neredeyse evin veya gidilen bir misafirhanede, bir misafirlikte dip köşe bir oda aranıp çok daha hızlı bir bağ kurmadan, merhamet duygusunu çok daha güzel yansıtamadan çocuğun bezini değiştirme olasılığını cinsel manada, cinsiyet manasında ayrıldığında yine bir çifte standart görebiliyoruz. Neden gerekli dediniz siz? Neden çok daha erken yaşta gerekli dediniz? Baktığımızda bu çifte standartın öncelikle ortadan kalkması gerektiği noktasında çok daha önemli. Yani mahremiyet eğitimini çocuklarımıza verirken cinsiyet ayrımı yapmadan daha ziyade çocuğun kendi mahremine, bedensel noktada ise bedensel, düşünce noktasında, duygu noktasında ise o boyutta mahremiyet alanını tamamen insani manada vermek çocuklarımızın kendilerini daha sonraki aşamada kötü niyetli, art niyetli insanlardan koruyabilmeleri ve her şeyden önce birey olurken kendilerine hem özgüvenli noktada gelişebilmeleri açısından, kendileri koruyabilmeleri açısından ve sağlıklı birey olmaları adına çok önemli. Ve baktığımızda doğru mahremiyet eğitimini verme bilinçle kazanılabilen, farkındalıkla kazanılabilen bir olayken biz günlük hayatımızda aslında çocuklarımıza istesek de istemesek de mahremiyet eğitimini aktarmış oluyoruz. Şöyle ki, bazı aileler mahremiyet eğitimini yani biz henüz daha öngörmüyoruz veya bazıları çok daha açık biz konuşan bir aile tipindeyiz, noktasındayız diyebilirken her iki aile de aslında çocuğuna farkında olmadan mahremiyet eğitimini vermiş oluyor. Bazı aileler günaha, ayıba veya utanmaya dayalı bir kisve altında veriyorlar, tabulaştırılmış bir şekilde. Şöyle örneklendirelim. Mesela bir babanın işten geldiğini düşünün. Anne kapıyı açtığını düşünelim. Ve baba anneye bir hoş geldin derken sarılamıyorsa, çocuğu var diye. Bunu daha ziyade çok daha mahrem, özel noktada görebiliyorsa. Veya yan yana otururken, televizyon seyrederken bir muhabbet esnasında dirsek teması bile yapamıyorsa, bunu ayıp kisvesi altında, çocukların yanında bu şekilde oturulmaz noktasında düşünebiliyorsa çocuklarımıza farkında olmadan vermiş olduğumuz sağlıksız bir mahremiyet eğitiminden bahsetmek mümkün. Neden? Çünkü çocuğun nikahlı olmasına mübah olan noktada bile annenin ve babanın birbiriyle yakın temas halinde sarılma noktasında yani tamamen eş düzeyinde var olabilen bir ilişkiden bahsetmiyoruz biz burada. Yani yan yana oturabilen, sarılabilen, belki eşine bir buse kondurabilen, dirsek temasında bir araya gelebilen bir anne baba değil ise o çocuğun mahremiyet eğitiminde öğrendiği şu olmuş olacak. Mahremiyet veya cinsellik tabu
ve ayıp, hatta günah belki de, dolayısıyla yapılmaması gereken, yapılacaksa da gizli olması gereken bir boyutta. Fakat bunun bir de diğer bir ucu var. Yani uçtan uca yaşayan topluluklar halindeyiz maalesef. Orada da her şeyi çok daha ulu orta yaşayan, yani çocukların şahit olması gereken boyutun çok daha üzerinde olabilen insanlar mahremiyet eğitimini cinsellikle bağlantılı konuşurken çok daha ölçüsüz, yaşına uygun olmayan boyutta da konuşulabiliyor. Biz bunların her ikisinin de daha ölçülü olması ve çocuğun yaşına uygun, aile standartlarının içerisinde mahremiyetin hoşgörüyle yaklaşılması gereken, tabulaştırılmadan, günah kisvesine, ayıp kisvesine büründürülmeden çok tabii bir boyut kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Ve çocuğa da bunun için çok daha küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hatta şunu diyebiliriz. Mahremiyet eğitiminden ziyade mahremiyet eğitimiyle bağlantılı ebeveynin bir duruşu olması lazım. Yani mahremiyet eğitimini şu an başladım, şu dakikadan itibaren veriyorum şeklinde değil de mahremiyet eğitimiyle bağlantılı ebeveyn bir duruş sergilerse yapmacık olmaz, çok daha sade, çok daha olağan olduğu gibi aynı zamanda çocuğa geçiş süreci de çok daha kolay olmuş olur. Çok güzel birkaç noktaya temas ettiniz. Ben bunları böyle birer cümle halinde izleyicilerimize bir tekrar etmek istiyorum. Tabii öncelikle ki. Toplumda mahremiyet eğitiminin çifte standartlı verdiğinden bahsettiniz. Evet. Yani erkek çocukları bu bağlamda çok rahat ve serbest yetiştirilirken kız çocukları daha baskıcı yetiştirilebiliyor, baskı altında. Halbuki Kur'an'ın da mahremiyet eğitiminde olsun, diğer farklı konularda olsun erkeğe ve kadına bakışı aynıdır. Bir diğer mesele de yine çok önemli. Anne ve babanın aile içerisindeki davranışlarında ölçülü olmaları gerektiği, birbirlerine sevgilerini ölçülü olarak çocuklarının önünde hissettirmeleri gerektiği ama bunun çok da uç noktalara gitmemesi gerektiğini söylediniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Peki bunu bir yaşla sınırlandırmak gerekirse, yani bu mahremiyet eğitimi acaba çocuklarda kaç yaşından itibaren başlar? Aslında genelde biraz değindiniz ama neler söylenebilir? Evet, şöyle diyelim. Yani mahremiyet eğitimiyle bağlantılı ebeveyn bir duruş sergileyecek olursa aslında nasıl ki çocuğun eğitimi daha eş seçiminde başlıyorsa, yani anne karnından çok daha öncesinde başlıyorsa mahremiyet eğitimi de bir duruşla bağlantılı olduğu zaman aslında çok daha öncesinden başlamış oluyor. Ancak çocuğa bilinçli bir şekilde bir mahremiyet eğitimi aktarılacaksa çocuğun gelişim süreci noktasında değerlendirilmeli. Mutlaka istisnalar söz konusudur. Çocuğun zihinsel yapısı, psikolojik gelişimi, aile yapısıyla bağlantılı olarak göz önünde bulundurulmalı ve istisnalar söz konusu olmakla beraber genel manada çocuğun gelişim düzeyinde aslında 3 yaş bilinçli bir şekilde bu eğitimi verilmesi gereken bir noktada. Fakat biz çocuğumuza daha doğduğu andan itibaren annenin hamilelik serüveni esnasında çocuğumuzla olan mahremiyet noktasında ilişkimizi, yani şöyle söyleyelim. Bugün sosyal medya içerisinde hamilelik resimlerinin çok daha ulu orta yayınlandığı, annenin bebek resmini, anne karnındaki resimlerini çok daha ulu orta yayınladığı bir dönemden geçiyoruz. Evet. Şimdi çocuğun mahremiyetine daha burada aslında müdahale etmiş oluyoruz işin gerçeği. Evet. Aslında anne kendi adına karar verirken, böyle bir yayınlama yaparken çocuğun da bir nevi mahremiyetine müdahale etmiş oluyor. Çünkü çocuktan böyle bir noktada herhangi bir izin talep edilmemiş oluyor. Daha sonrasında çocuklar doğduğunda isim seçimi, renk seçimi, oda seçerken yapmış olduğumuz tercihlerimiz de mahremiyet eğitimiyle beraber kendini göstermiş oluyor. Ve az önce vermiş olduğumuz örneklerle beraber altını değiştirme örneği, çocuklarımızı özellikle genç annelerimiz çok daha meyilli olabiliyorlar. Bebek mevlütleri altında çocukların adeta bir çay tepsisi içerisinde sunulan şerbet gibi, çay gibi kucaktan kucağa aktarılmış olması da aslında çocuğa ta o yaşlarda mahremiyet eğitimini verilmiş olmasıyla bağlantılı. Neden? Çünkü çocuğun vücuduna dokunma, çocuğun duygularına dokunma, çocuğun tamamen davranış biçimine, ağlayan, orada kendisinden çok memnun olmadığı veya
kucağına gitmiş olduğu insandan almış olduğu enerjiyle hangi sebeple olursa olsun. Belki de çok güvenilir bir insan, belki aile bireylerinden bir tanesi ama kendisini rahat hissetmemiş olmasıyla beraber göstermiş olduğu davranışla çocuğa biz müdahil olduğumuzda veya bunu yapmasıyla alakalı, bu davranışın sergilenmesiyle alakalı bizim izin verdiğimizde mahremiyet eğitimini olumsuz manada aslında etkilemiş oluyoruz. Yani çocuk birinin kucağına verildiğinde huzursuzsa, hatta bunu belli ediyorsa, ağlıyorsa aslında o duruma bir son verilmesi gerekir diyorsunuz. Evet, aslında evet. Çok iyi gözlemlenmesi lazım bu nokta. Çocuk huzursuz hissediyorsa kendini, karşımızdaki insan çok iyi niyetli de olabilir. Hı hı. Çok sevdiğimiz bir insan, güvenilir bir insan da olabilir ama kendini çocuk çeşitli sebeplerden dolayı çok rahat hissetmiyorsa o kişinin kucağında veya bulunmuş olduğu ortamlarda, bakın yani çocuklar doğduğu andan itibaren aslında bizim kadim geleneklerimizde doğusalık dönemi var. Yani annenin çocuğuyla bağ kurduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Bugün annelerimiz hastaneden eve taburcu oldukları andan itibaren hem sosyal medyadalar, hem sokaktalar, hem misafirlikteler, hem düğündeler, hem de evlere bol bol misafir kabul edilen dönemdeler. Hı hı. Yani çocukla annenin bağının ciddi manada etkilendiği ve hatta çocuğun mahremiyetine ilk müdahale edildiği dönemlerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani o manada baktığımızda çocuklarımıza bu mahremiyet eğitimini ne zaman vereceğiz sorusunun karşılığında aslında bir duruş sergileyerek vermemiz lazım. Evet. Peki şimdi bireyin çocukluğundan, bebekliğinden itibaren hayatından pek çok insan gidiyor. Belki bu noktada hani anne baba ilk başta yer alabilir. Sonrasında işte kindergartını, hatta bizim insanımızda bir cami geleneği vesaire. Evet. Pek çok insanla karşı karşıya gelebiliyor. Bu bağlamda çocuğa mahremiyet eğitimini sırasıyla hangi bireyler ve hangi kurumlar vermeli? Yani sadece aile midir burada aslında etken olan? Ya da diğer kurumların, insanların, akrabaların vesaire ne kadar etkisi vardır? Mahremiyet eğitimi de sadece aile değildir etken olan ama en önemli etki ailenin üzerinden geçiyor. Hı hı. Yani bütün eğitim sahası noktasında ele alacak olursak, ailenin en önemli sac ayağı olduğunu düşünecek olursak, mahremiyet eğitiminde çocuğun en önemli etkiyi ailenin, ebeveynin duruşu sergilemiş oluyor. Şimdi şöyle söyleyelim, ailenin bu noktada sağlıklı veya sağlıksız vermiş olduğu mahremiyet eğitiminin yanı sıra yaşamış olduğumuz coğrafyada, anaokullarında, hatta okullarda, daha sonra ortaokul döneminde bile cinsel eğitim dersleri veriliyor. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ebeveyn şayet çocuğuna sağlıklı bir mahremiyet eğitimi vermiyor ise, tabulaştırılmış, korkulacak veya günaha büründürülmüş, ayıba büründürülmüş bir mahremiyet eğitimi vermiş ise, dolayısıyla çocuk almış olduğu kurumlardaki bu eğitimde doğru noktada, biyolojik noktada almış olduğu eğitimle çakıştığında çocuğun ebeveynine olan güven duygusu da sarsılmış oluyor. Yani bugün hala leylekler getirdi seni, hastaneden aldık gibi cümleler söyleyebilen anne babalar var. Yani kolay bir olay değil. Onun için duruş dedim ben. Yani başlı başına bir eğitimden ziyade ebeveynin bir duruşundan bahsetmek istedim. Ailenin yanı sıra çocuğun var olduğu bütün camianın içerisinde, yani gerek akraba, gerek anaokulu, gerek arkadaş çevresi, ebeveynin arkadaş çevresi, gerek gitmiş olduğu cami eğitimlerinde ve daha sonraki aşamada hatta okulda çocuk çeşitli noktada insanların duruşu, söylemleri, aktarmış olduğu bilgilerle yoğrulmuş olacak. Ama bu yoğrulmanın içerisinde temel malzemeyi aile aktardığı için, yani bir pasta yaptığınızda temel malzeme nasıl ki ilk etapta yumurta ise, bu noktada da en önemli etken aile olmuş olacak. Ailenin söylemleriyle çakışan bir eğitim, mahremiyet ve cinsel eğitimi olduğu zaman çocuğun hem ebeveynine olan güven duygusu burada etkilenmiş olacak, hem de almış olduğu eğitim kafasında, yani dışarıdaki kurumlardan almış olduğu eğitim kafasında çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirmiş olacak. Nitekim burada biz mahremiyet eğitimi ile cinsel eğitimi de ayırmamız gerektiğine inanıyorum ben.
Yani mahremiyet eğitimi bizzat çocuğun kendisine birebir verilen bir eğitimden bahsediyoruz. Hı hı. Burada veren kişiyle alan çocuğun, gencin hangisi olursa olsun her şeyden önce bir bağ, duygusal bağının olmasında fayda var. Hı hı. Aynı zamanda zihinsel yapısı, zeka düzeyi, eğitim düzeyi, çocuğun bir aile düşünün, 3 çocuğu var. Her 3 çocuğuna aynı metotla mahremiyet eğitimini aktarması mümkün değil. Çünkü her 3 çocuğun kendine özgü karakter yapısı var. Her 3 çocuğun kendine özgü gelişim seviyesi söz konusu. Ve cinsel eğitim de gelişim seviyesinin bir parçası, gelişim aşamalarının bir parçası olduğu için bundan vazgeçilmesi mümkün değil. Okullarda ise cinsel eğitim veya anaokullarında cinsel eğitim verildiğinde orada sadece çocuğa has, yani sizin çocuğunuza has, yani o gün var olan birebir verilecek bir eğitimden bahsetmiyoruz. Belki 20 kişi, belki 25 kişi aynı anda alan bir eğitimden, cinsel eğitimden bahsediyoruz. Ve birebir olmadığı için çocuğun bu noktada duygusal aşamada ne kadar etkilendi, her ailede aynı eğitim verilmediği için temelinde neler var, hangi temelin üzerine bu çocuk bu bilgileri aktarmış oluyor, yoğurmuş oluyor, çocuğun zeka düzeyi, duygusal zekasının düzeyi, bunların hepsi çocuğun bu eğitimde almış olduğu bilgileri harmanlamasında ciddi manada etki göstermiş oluyor. Onun için biz diyoruz ki mahremiyet eğitimi mutlaka ailenin içerisinde verilmeli, aile yetişemediği yerde, bilmediği noktada araştırmalı, destek alabileceği insanlardan destek almalı ama kendisi aktif hale gelmeli. Yani aktif rol almalı bu noktada. Ve paralelinde veya daha sonrası aşamada çocuk zaten gitmiş olduğu kurumların içerisinde, anaokulu, cami, okul düzeyinde almış olduğu bu cinsel eğitimi toplu grup içerisinde alacağı için herhangi bir soruda belki takılıp kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek için yine temelinde almış olduğu eğitimde var olan, aktif rol alan aileye dönecektir. Yani belki orada arkadaşlarından çekinecektir, belki kızlı erkekli bir dersin içerisinde soramadığı sorular olacaktır. Kafasında bambaşka şekillenen kendi değerleriyle çakışan bilgiler olacaktır belki. Yani bu manada ben şahsen mahremiyet eğitimiyle cinsel eğitimi kısmen çok ince çizgi olmuş olmasına rağmen o ufak bir nüansla ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve ebeveyn aktif rol alarak mahremiyet eğitimini vermeli. Var olan kurumlardan da cinsel eğitimle üzerine bina edilmeli. Evet, Allah razı olsun. Şimdi özellikle bu sorumu ebeveynler de eminim pür dikkat bir şekilde dinleyecekler. Şimdi mahremiyet eğitimi günlük hayatın içerisinde verilmeli. Yani hayatın akışına binaen doğal olarak verilmeli. Evet. Bunlara somut örnekler şu an eminim izleyicilerimiz bizden duymak ister. Nasıl verilir ve bunları örneklendirmek gerekirse neler söylenebilir bu bağlamda? Daha önce bahsettiğim kadın erkek noktasında, kız ve erkek çocuğu noktasında çifte standartlı bir toplum olmaktan çıkmamız lazım her şeyden önce. Hı hı. Kız çocuklarına göstermiş olduğumuz ehemmiyeti aynı şekilde erkek çocuklarına da göstermeliyiz. Ben bu noktada kız çocukların baskıcı yetiştiğinden falan bahsetmek istemiyorum. Hatta erkek ve erkek çocuklarına ciddi manada haksızlık yapıldığını düşünüyorum çok açıkçası. Kız çocuklarının mahremiyeti bu kadar hassas iken erkek çocukların mahremiyeti neden bu kadar ulu orta sergilenmiş oluyor? Evet. Yani bir sünnet serüveninden tutun da 2-3 yaşına kadar 2-3 yaşına gelmiş çocuğa gerek ailesinden gerek arkadaş, komşu veya akraba çevrelerinden çok daha ulu orta cinsel organına göstermesiyle ilgili motive eden gülünebilecek söylemlerde bulunabiliyor. Bu aslında erkek çocuğuna yapılmış ciddi manada bir ızdırap, bir eziyet olarak görüyorum. Evet. Yani hani hiç kız çocuğunu savunma boyutunda değil, tam tersi erkek çocuğuna yapılan büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Veya kız çocuğunun bir etek giydiğinde, altında herhangi bir çorap olmadığında dikkatli otur, ayıp, bacaklarını indir gibi söylemler yapılırken erkek çocuğuna da aynı söylemler yapılmayışı daha sonraki davranış bozukluğu
sıkıntılarına neden olabilecek oturma şekilleri ortaya çıkmış evet. oluyor. Ve ileriki yaşlarda da bu gerek evlendiklerinde, gerek nişanlandıklarında ve hatta baba rolünü üstlendiklerinde bile oturma edebinden uzak olabiliyorlar. Evet. Bu ciddi manada bir haksızlık olarak düşünüyorum ben şahsen. Ve anne babanın rol model olması çok önemli. Yani çocuğun düşünce, duygu noktasındaki mahremiyetine saygı gösterirken çok titiz olmalıyız. Hı hı. Teyzesidir, halasıdır, babaannesidir, anneannesidir diye çocuğun bize, biz annelere, babalara güvendiği, sorduğu soruları ulu orta ifşa etmemeliyiz hı hı. mesela. Rol model olabilmek adına. Başkalarının mahremiyetlerine biz buna kadim geleneklerimize, dini değerlerimize, dedikodu, gıybet noktasında söylemde bulunuyoruz. Mesela bunları incelememeliyiz. Rol model olmalıyız. Yani mahremiyeti, başkalarının mahremiyet sınırlarını çok iyi bilmeliyiz. Ve çocuklarımızla daha küçük yaştan itibaren kendimiz giyinirken kapı kapatmayı çok olağan hale getirmeliyiz. Hı hı. Çocuğumuzun odasına girerken kapı vurma alışkanlığını çok tabii olarak uygulamalıyız. Ve çocuğumuza odasına girdiğimizde eğer giyiniyor ise, işte üzerini değiştiriyor ise özür dileyebilmeliyiz. Ve diyebilmeliyiz, çok özür diliyorum, yani giyindiğini bilmiyordum, senin özel alanın. Banyo yaptırırken özellikle 3-4 yaşından sonra çocuklarımızın genital bölgelerini kendilerini yıkamasını mümkün mertebede yönlendirmeliyiz ve bu noktada isimlendirmeliyiz. Yani çocukların kendilerine has özel olan bölgelerini özel bölge olarak bilmeleri en önemli rol model olmada elzem olan konulardan bir tanesi. Bunun gibi örnekler vermemiz mümkün ama en önemli nokta model olmak aslında. Ve model olurken de çocuklarımızın önlerinde tabii bu mahremiyet eğitimini yaşamamız. Evet. Bir cümleniz çok dikkatimi çekti. Çok sık yapılan bir şey çünkü. Mesela çocuklarımızın bize anlattığı, kendi hayatlarıyla ya da okul hayatında anlattığı, kendi başından geçen bir olayı bizim çok hoşumuza gitmiştir. Aslında belki iyi niyetli olarak, biliyor musun işte bugün işte Ahmet, Mehmet artık neyse ismi, işte şöyle şöyle, hatta bazen çocuk çığlık atar. Ya anlatma, anlatma. Hatta evet. annenin babanın ağzını kapatır belki. Ama biz belki orada kendi duygumuzu tatmin etmek için, işte çocuğumuzun bir nevi reklamını yapmak için artık ne şekilde olursa olsun, belki kötü bir niyet yok ama anlatılması, yani bunu şu an dile getirmeniz gerçekten beni çok etkiledi. Çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Yani bu da ciddi bir şekilde mahremiyet alanına çocuğun aslında müdahale edilmesi aynen. demek değil mi? Aynen. Yani hatta şunu şöyle söylemeliyiz. Yani biz anne baba olarak böyle bir şey anlatırken aslında çocuğumuza kötülük yaptığımızın veya olumsuz bir etki bıraktığımızın farkında olmuyoruz. Yani hiçbir anne baba çocuğuna bile bile eğer hakikaten ciddi manada psikolojik bir rahatsızlığı yok ise çocuğuna eziyet etmek, kötülük etmek için bir şey yapmaz. Yani ben buna gönülden inanıyorum. Evet. Ancak çocuğumuz ağzımızı kapattığında veya söyleme dediğinde sanki daha da bir gaza gelip evet. bir neşelenme, ısrarla onu atma, anlatma girişiminde bulunmamızda hakikaten kendi egomuzu tatmin etmek gibi görünse bile çocuğumuzun mahremiyetini anlattığımızda bir sonraki aşamada çocuğumuzun bize ne kadar güven duyabileceğini hiç düşünmüyoruz. Evet. Yani çocuğumuzun bize güvenerek sorduğu bir soruyu, okulunda yaşadığı bir olayı, belki de bir karşı cinsten birini beğenmesi, annenin babanın hoşuna gitmiş olsa bile çocuğumuzdan izin almadan böyle bir şey ifşa etme, çocuğun doğrudan duygularının duygu mahremiyetine müdahale etmektir. Evet. Yani sadece beden mahremiyeti değil, aynı zamanda daha sonraki aşamada da tabii ki beden mahremiyetini de kapsıyor. Ve çocuklarımızın birey olma noktasında da ciddi manada karakterlerini etkilemiş oluyor. Nitekim mahremiyet alanları çok netleşmemiş çocuk yaşta alınan eğitimle beraber birey olduklarında, yetişkin olduklarında gerek bayan gerek erkek noktasına baktığımızda yetişkinlik hayatını, aile hayatını ciddi manada etkiliyor. Yani sağlıklı mahremiyet eğitimi hem beden noktasında hem duygu noktasında çocuklarımıza aktarırken bilmeliyiz ki gelecek neslin bireyleri olan, yetişkinleri olan insanların toplumu nasıl inşa edecekleri daha o dönemde belli olmuş oluyor.
Evet, yani asıl burada çelişki belki de şu, daha sonraki dönemde de biz çocukların aile sırlarını ifşa etmemelerini, dışarıda işte aile içerisindeki tartışmaların, konuşmaların arkadaş çevresinde konuşulmamasını istiyoruz. Evet. Bu tip davranıştan sonra asıl çelişki de aslında burada değil aynen, mi? Aynen. Dikkat etmek gerekir. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Hem siz bir soluklanın hem de bir videomuz var, onu izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz tamam. Müsaadenizle. Biz yeni bir gelenek haline getirdik. Şubelerimizi, camilerimizi ziyaret ediyoruz. Oradan güzel görüntüler ve yemek tarifleri alıyoruz. Çok güzel. İnşallah bugün de değerli izleyiciler Rayne Kazar bölgemizde, Mainz şubemizde olacağız. Arkadaşlarım camimizi ziyaret ettiler. Oradaki hanımefendilerden çok güzel yemek tarifleri aldılar. Hem şubemizi tanıyalım, hem güzel bir yemek tarifi alalım oradan inşallah. Sizleri bu güzel videoyla baş başa bırakıyorum. Sonrasında söyleşimize devam edeceğiz. Selamünaleyküm değerli Camia TV izleyicilerimiz. Ben Deniz Ayşen Yusra Yılmaz. Acizane KGT Hac Umre sorumlusuyuz. Bugün ise vekaleten Elif hocamızın mikrofon emanetini almış bulunmaktayız. Ve biz bir aileyiz ekibi olarak Rayne Kazar bölgesi Mainz şubesine misafir olarak geldik. Adım Fatma Gülsever. Başkanımız Merziye Hanım. Kendisi ufak bir rahatsızlığından dolayı gelemedi. Temsilen dediğim gibi ben bugün sizinle beraber olacağım. Görev olarak eğitim başkanlığı görevindeyim. Kadınlar Teşkilatı olarak bizim her hafta, yani haftanın her günü full geçiyor burada elhamdülillah diyelim. Pazartesiden pazara kadar programlarımız, faaliyetlerimiz oluyor. Pazartesi bilgisayar kursumuz var kadınlara yönelik. Salı yek kursumuz var yine kadınlara yönelik Kadınlar Teşkilatı. Çarşamba günlerimiz Kur'an-ı Kerim kursumuz, ayrıca fıkıh dersiyle beraber cemaatimize açık bir şekilde hem sabah hem akşam kursu olarak veriyoruz. Perşembe günümüz genellikle ŞYK toplantılarımız, Cuma'da irşat sohbetlerimiz, hem annelerimiz hem genç kızlarımız, orta öğretim yaştaki kızlarımız için. Şu an biraz biliyorsunuz malum süreçten dolayı, pandemiden dolayı biraz onlara ara vermek zorunda kaldık. Ama kızlarımız, genç kızlarımız elhamdülillah online devam ettirebiliyor. Cumartesi pazarda eğitimimiz, temel eğitimimiz devam ediyor. Hem erkek talebelerimiz hem kız talebelerimiz için. Burada da yaklaşık 250 talebemiz var. 150 yaklaşık kız talebemiz. Ana sınıfından başlayarak ihtisas sınıfına kadar, gençlik sınıfımıza kadar bu tür faaliyetlerimiz devam ediyor bizim. Ve Mainz'i özel kılan da tabii ki biliyorsunuz BEMUF İlahiyat okulumuzdur. Kendileri hem burada yatılı olarak kalıyor gençlerimiz, hem eğitimlerini alıyorlar. İnşallah geleceğin imamlarını burada ev sahipliği yapmış oluyoruz onlara. Hafta sonu, hafta içi eğitimimiz için kurslarımızı, sabah akşam kurslarımızı burada değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bir de ufak bir mescit alanımız. Yukarıda yine bir bayanlar mescidimiz var. Yek kursumuz olsun, bilgisayar kursumuz olsun. Burada inşallah gerçekleştiriyoruz. Mesela İslam ilimler kursumuz olduğunda biliyorsunuz ders saatlerimiz uzun oluyordu. Burada değerlendiriyordu öğrencilerimiz. Ana sınıf çocuklarımız için de yiyecekler falan hazırlandığı zaman burada yapıyoruz onları da. Yani derslerde uyumak yok. Aynen. Dileyen çayını içsin, aynen, kahvesini içsin, ayılsın. Bu küçük odamızda da ana sınıf, cumartesi ve pazar grubu olarak, yani hem küçük talebelerimiz 3 yaş itibari pazar grubu yapıyoruz. Büyük talebelerimiz de ana sınıf 6 yaşa kadar da. Onlar da cumartesi burada ders görüyorlar. Elhamdülillah çocuklarımızın sayısı hiçbir zaman eksilmiyor. Daha da çoğalıyor. Eğitmenlerimiz de kendilerinden de razı olsun. Bu ortamda, yani bu odamızda, o minik odamızda güzel eğitim vermeye çalışıyor talebelerimize. Hafta sonu eğitimde mesela teneffüs zamanlarımızda hocalarımızın şöyle bir yarım saatlik molaları olduğunda buraya gelip çay kahvelerini içiyorlar. Yani eğitim toplantılarımız olsun, onları da bu şekilde burada değerlendiriyoruz. Buramız da ufak minnacık ama güzel, bizim için sıcacık bir ev ortamı.
Şu an galiba erkeklerin çay ocağında bulunuyoruz. Burası hakkında söylemek istediğiniz neler var? Babalarımız işte hafta sonu çocuklarımızı temel eğitim derslerine bıraktıkları zaman hasbihal ediyorlar, çay içiyorlar. O sıcak atmosferi, aile atmosferini yine burada da değerlendiriyoruz. Değerli Camia TV izleyicileri, şu an Rayna-Kazar Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Başkanımızla birlikteyiz ve Manç Şubesi'nde bulunmaktayız. Başkanım, neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün bölgemize misafir oldunuz. Bölgemizde de çok özel ve güzel şubemiz olan Manç Şubemize misafir olduk hep beraber. İnşallah Manç Şubemizin değerli Kadınlar Teşkilatı'nın marifetlerinden bugün su böreği nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ve inşallah hep beraber lezzetli olan böreğimizi de tadacağız. Rabbim izin verirse. Evet, bu imkanı bize sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz Camia TV adına. Ve bizlere şimdiden afiyet olsun diyoruz. Çok merakla su böreğini bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi bize su böreği yapacak olan ablamızı öncelikle yakından tanıyalım. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Benim ismim Fatma. Mayıs bölgesinde irşat başkanlığı yapıyorum. Bugün size su böreği tarifini vereceğim inşallah. İnşallah tuttururuz, güzel olur, beğenirsiniz. Evet, su böreğine 4 tane yumurtamız var. Yarım çay bardağından bir tık az sütümüz var. Birkaç damla limon. Çay kaşığı, 2 çay kaşığı dolusu tuzumuz ve bu kıvamı alacak kadar un. Un herkes kendisi ayarlayacak kıvamına göre. Evet, malzemeleri söylediniz. Şimdi neyle başlıyoruz ve nasıl devam ediyoruz? Yumurtayla başlıyoruz. Sıvı malzemeyle başlıyoruz. Evet değerli izleyiciler, biraz sonra müthiş su böreği tarifine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geleneksel lezzetlerimizden bir tanesi. Su böreği, su böreği derler de küçükken acaba ben yıkıyorlar mı nasıl, ama gerçekten yıkanıyormuş evet, yani bu yıkan. Yani en azından suya girmiş oluyor. Değil mi? Hep bir de böyle arkadaşlarla aramızda espri yapıyoruz. Acaba nasıl bunu icat etmişler? Bir gün yufka yere düşmüş de yıkamışlar mı diye. Ama gerçekten harika bir lezzet. Bizim oralarda da çokça yapılır ve sevilir. İnşallah biraz sonra değerli izleyiciler geri döneceğiz tarifimize. Biz söyleşimize devam edelim. Şimdi aslında siz ayıp, günah gibi kavramlardan bahsettiniz. Bunların belki yerli yerinde kullanılması çok doğru ya da kullanılıp kullanılmaması bağlamında bir soru yöneltmek istiyorum. Var mı bizim yani mahremiyet eğitimi verirken özellikle kullanmamız gereken ya da kullanmamamız gereken kavramlar? Şimdi mahremiyet eğitimi verirken eğer ailenin hedefi çocuğuna kendi kadim değerleri, kültürel, dini değerlerin içerisinde cinsel hayatının ve hatta cinsiyet yaşamıyla bağlantılı çözüm bulabilmesini aktarmaksa o zaman evet var. Eğer şayet cinsel eğitimde verildiği gibi cinselliğin sorunsuz yaşanması ise amaç, o zaman hangi dili kullandığı çok da fazla mana ifade etmez gelişim düzeyinde. Ancak o zaman korunma düzeyinde, yani çocuğun veya gencin kendisini art niyetli insanlardan koruması düzeyinde sorun oluşturabilir. Bizim bu noktada tavsiyemiz daha ziyade Türkçe literatüre veya Türkçe günlük tabirlere baktığımızda cinsel organlarla alakalı daha ziyade argo tabirler söz konusu olduğu için söylenmesi, çocuğa aktarılması veya aile içerisinde konuşulabilmesi ve hatta çocuk bir soru sorduğunda ailenin bu noktada daha çabuk çekimser kalabilmesini ortaya koyan argo tabirler söz konusu. Hem biraz daha uluslararası olabilmesi, yani herhangi bir olağanüstü bir durum vuku bulduğunda ki inşallah olmaz, çocuğun kendisini müdafaa edebilmesi ve zanlıyı daha çabuk
bu noktada yargılanabilmesini sağlamak adına biyolojik tabirleri daha çok önemsiyoruz. Yani kız çocuğu için vajina tabirinin kullanılması, erkek çocuğu için penis tabirinin kullanılmasını daha çok önemsiyoruz. Hem bu noktada çocuk daha sonraki aşamada yaşamış olduğumuz coğrafya içerisinde, okulda, anaokulunda çok birbirinden ters düşmeyecek tabirleri öğrenmiş oluyor. Zaten tıbbi literatürde kullanılan tabirler, hem de hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın bu tabirleri kullandığında, herhangi bir olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda çocuğun bu tabirleri kullandığında çok daha rahat karşı taraftaki zanlıyla alakalı en azından mahkeme önünde yargılanma söz konusu olabilecek. Ancak takma lakaplardan uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Özellikle maalesef bizim toplumumuzun içerisinde çok sık rastladığımız takma lakaplar var ve hatta çerez noktasında kullanılan tabirler var. Çocuğun daha sonra gelen misafire sunulan çerezle kendi cinsel organıyla bağlantılı bu tabirleri özdeşleştirdiğini, hem korunması gerektiği mesajı verilirken aile tarafından, hem de ulu orta sunulmuş olmasında kafasındaki duygu çelişkisini yaşamaması adına. Hem çocuğun ailesinden aldığı bu tabirler noktasında gitmiş olduğu kurumların içerisinde bambaşka tabirleri öğrendiğinde, ya annem babam bunu çok daha farklı kullanıyor ya da bilmiyorlar mı acaba gibi çelişkiye düşmemesi ve aileye olan güven duygusunun sarsılmaması noktasında, hem de az önce bahsettiğim boyutta yani herhangi bir olağanüstü hal noktasında çocuğa daha ziyade biyolojik tabirlerin kullanıp, vajina veya penis tabirini kullanıp daha küçük yaştan itibaren, nasıl ki kolumuzu, elimizi, ayağımızı, yüzümüzü, gözümüzü isimlendiriyorsak cinsel uzuvlarımızın da bize ait bir parça olduğunu kabul etmemiz her şeyden önce ve bunu çok olağan bir şekilde dillendirmemiz, olağan bir şekilde isimlendirmemiz çok önemli. Çünkü çocuğun daha sonraki mahremiyet eğitimi sürecinde herhangi bir davranış sergileyebilmesi, hatta temel bir davranış refleksi geliştirebilmesi, daha ziyade bu tabirleri daha net bilmesiyle bağlantılı. Buradaki mahremiyet eğitiminde temel davranış refleksinin gelişebilmesi, çocuğun temel bir davranış oluşturabilmesi, çocuğun ilk etapta bu isimleri isimlendirmeyi öğrenmesiyle bağlantılı ki hem duygusal manada, zihin manasında, davranış manasında ve cinsel manada da bütün eğitim aşamalarını birbirine adeta bağlı bir kilit gibi, yani biri tamamlanmadan diğerinin mümkün olmadığını bilmek adına doğru isimlendirme de çok önemli. Cinsel eğitim veya cinsellik manasını mahremiyetin altında eğitimin dışında bir aşama olarak görmemiz mümkün değil. Yani eğitimin diğer bütün aşamaları gibi bir parçası olarak kabul etmeliyiz ve bunun için de doğru isimlendirmeliyiz. Evet, Allah razı olsun. Şimdi çok kilit bir soru sormak istiyorum. Belki çocuğumuzun ileride herhangi bir istismar malzemesi olmaması için ya da bundan kendini koruyabilmesi için önemli buluyorum bu soruyu. Şimdi çocukların mahremiyeti ihlal edildiğinde buna itiraz edebilme, buna itiraz edebilme hakkını kullanabilme eğitimi çocuğa nasıl verilmeli? Herhalde mahremiyet eğitimi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çocuğun bunu ifade edebilmesi, kendini koruyabilme hakkını kullanabilmesi bağlamında. Mahremiyet eğitimi kadar önemli olduğu muhakkak. Çünkü mahremiyet eğitiminin doğrudan kilit noktası burası. Evet. Yani mahremiyet eğitimini sağlıklı vermediğimiz bir çocuktan temel davranış biçimini geliştirmesini beklememiz mümkün değil. Hı hı. Ve daha sonrasında da kendisini bu noktada sınırlarını koruması, kendisine herhangi bir istismar noktası geldiğinde hayır diyebilmesini sağlamamız mümkün değil. Yani ilk etapta ailenin mahremiyet eğitimi verirken kendisi rol model olacak dedik ve bunu çok daha doğal haliyle yaşaması gerekiyor evinde demiştik. Nasıl mesela? Çocuk kendisinin öpülmesini istemiyorsa ebeveyn her şeyden önce bunu kabul edecek. Yani ve bunu kabul ederken çocuk şunu da öğrenmiş olacak. Bir kere
anne babanın dokunuşu, merhamete bağlı, sevgiye bağlı dokunuşu, yani güzel dokunuş, güzel öpücükten bahsedebildiğimiz gibi kötü veya kendini kötü hissettiren dokunuş ve öpücükten de bahsedebilmemiz mümkün. Ebeveyn şunu diyebilir, yani ben bir anne olarak çocuğuma dokunduğumda, sarıldığımda, öptüğümde bunun kötü olması mümkün değil. Hayır, ne zaman mümkün? Bunu söyleyelim. Çocuk ne zaman kendini rahatsız hissediyorsa bu bir kötü dokunuş. Çocuğun doğrudan bedenine ve duygularına biz müdahil olduğumuz andan itibaren aslında bu bir kötü dokunuş. Çocuk orada hayır dediğinde ebeveyn bunu doğal kabul ediyor mu, algılıyor mu? Ve bunun hayırını kabul ederek hareket ediyor mu? Daha sık rastladığımız genç ebeveynlerde bizim en kilit alıcı veya en can alıcı noktamız büyük ailelerde oluyor. Yani torun geldiği zaman babaanneler, anneanneler, dedeler çocukları şöyle bir candan sarılıp sıkarak, öperek, belki de biraz tükürüklü öperek sevgilerini göstermek istiyorlar. Çocuk buna izin vermediği zaman gelin veya damat genellikle arada kalmış oluyor. Nitekim şu söylemde bulunabiliyor. İşte senin yetiştirdiğin çocuk bu şekilde olur. Bu noktada gelin veya damadın arada kalmaması için daha ziyade kayınvalidelerle, kayınpederlerle çok daha öncesinden bu eğitim aşamalarında ortak planlayarak, açık konuşarak gündeme almaları çok önemli. Yani işte öğrendiğimizde çocuklar kendilerini ifade edebilmeleri için, hayır diyebilme ifadesini kullanabilmeleri için, belki de ben annesi veya babası olarak da bir öpmemde, dokunmamda şimdi istemiyorum, kabul etmem gerekiyor. Bu siz babaannesi veya dedesi, anneannesi, dedesi olarak size tepki göstermesindeki sebep size karşı olduğu için, sizi sevmediği için değil. Sadece bu bir gelişim düzeyinde çocuğun bunu öğrenebilmesi için hayırını da kabul etmemizden geçiyor diyebilmemiz lazım. Yani bu çocuğun dışarıdaki istismardan kendini koruyabilmesi için önce evde kendi birebir güvendiği insanlarla da hayırının ne kadar kabul gördüğünü görmesi lazım. Yani odaya girme, giyiniyorum anne dediğinde annenin beklemeyi öğrenmesi gerekiyor. Veya ben istemiyorum şimdi beni öpmeni dediğinde annenin bunu kabul edebilmesi gerekiyor. Veya doğrudan söylem olarak ortaya çıktığı için günlük hayatımızda genç annelerimizde bir nevi özenti noktasında neredeyse aşkım tabirinde çocuklarımızdan bu tür tabirlerden uzak durmamız gerekiyor. Bu da mahremiyetin bir parçası nitekim. Yani nasıl ki 20 yaşındaki çocuğumuza aşkım diye hitap etme imkanımız yok ise, kabul görmeyeceğini biliyor isek, doğru olmadığını biliyor isek, 4 yaşındaki çocuğumuza da bunu kullanmamalıyız. Nitekim çocuklarımız bizim aşklarımız değiller. Yani bunlar aşkların meyveleri olduğunu bir kere bilmemiz lazım. Bir kere anne babanın veya aile fertlerinin 20 yaşındaki bir genç kızımıza veya genç delikanlıya neyi yapmayacaklarını, yapamayacaklarını, sınırlarının çok net biliniyor ise gerek söylemde gerek eylemde 4 yaşında, 3 yaşındaki hatta yeni doğmuş çocuğa da bunu yapmamaları gerekiyor. Çocuk daha bu noktada alışmış oluyor sınırlarının ne olduğunu ve dışarıdaki istismardan kendini nasıl koruyabileceğini. Bir de bize, ailelerimize genellikle şu izlenim oluşabiliyor. İstismar sanki sadece dışarıdan gelen bir şey gibi. Maalesef üzülerek söylemeliyim ki bizim toplumumuzda da, İslami camiada da, bizim milletimizin içerisinde de istismar sadece dışarıdan gelen bir şey değil. Ailenin içerisinde, aile fertlerinde, büyük ailenin içerisinden de olabilecek bir şey. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Her insana istismar edebilecek gözüyle bakmamalıyız. Ama çocuğun hayır dediği ve çocuklar bu konularda çok hassastır. Kendilerine herhangi bir kötü dokunuşu eğer istemiyorlarsa kabul etmemizden geçtiğini bilmemiz lazım. Evet, Allah razı olsun. Ve bunun için de temel davranış refleksinin gelişebilmesi için bizim önce evlerimizde bunu kabul etmemiz lazım. Evet, çocuğun burada mesela aile içerisinde istemediği bir davranışı yaptığımızda bastırılması, onu duymamazlıktan gelmek, belki de ileride yabancılardan gelecek bir zararı da hani bağırsam da söylesem de kimse kale almayacak duygusu verebilir mi? Hani bu iş bu kadar ileri gidebilir mi duygusal bağlamda? Maalesef gidebilir. Hatta dışarıdan gelen istismar bir boyutu, olayın bir önemli boyutu.
Yani o dışarı dediğimiz ne kadar dışarısı, o da tartışılabilir. Yani komşu olabilir, öğretmen olabilir, spor hocası olabilir, caminin hocası olabilir, kuzenler olabilir. Yani akraba içerisinden birisi olabilir veya tamamen pedofil dediğimiz, hiç tanımadığımız, çok uzakta olan, çocuğun herhangi bir duygusal çöküntüsünde daha ziyade yakınlık kurabilecek bir insan da olabilir. Ama bir başka boyutu da var. İstismar olmamış olsa bile, yani dışarıdan gelen bir istismar olmamış olsa bile, çocuğun daha sonraki aşamada bu temel davranış gelişmediği zaman gelişmiş olduğu yetişkinlik düzeyinde de ciddi manada etkisi var. Gerek kadınlarımızla ilgili, gerek erkeklerimizle ilgili. Yani bir insanın sağlıklı mahremiyet eğitimi çocukluk düzeyinde verilmediğinde bunun çeşitli mitlerle donatıldığını, yani yanlış algılarla, bastırılmalarla, söylemlerle, günaha ayıpa biçi, ayıpın altına sıkıştırıldığında yetişkin bir bayanın veya yetişkin bir erkeğin ileriki düzeyde, yetişkinlik düzeyinde cinsel hayatını da ciddi manada etkileme ihtimali söz konusu. Yani vajinismus gibi, erken boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları da daha sonraki yetişkinlik düzeyinde gündeme gelebilecek bir nokta. İlla olması gerekmiyor ama olabilme ihtimali çok fazla, çünkü yanlış mitlerle beslenen beyinler daha sonra cinselliği de çok farklı algılayabiliyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki mahremiyet eğitimi dediğimiz bu eğitim sadece bedensel olarak mı algılanmalı? Yani mahremiyet eğitimi hangi alanlarda verilebilir? Aslında konu çok çok geniş. Siz, biz program öncesinde de konuştuğumuzda Elif Hanım 4 saatlik bir seminerdir aslında bu. Bunu nasıl 1-1,5 saate sığdıracağız demiştiniz ama ana hatlarıyla ebeveynlere de buradan bir öğüt manasında. Mahremiyet eğitimi dediğimizde hangi alanlar gözümüzün önüne gelmeli? Yani 4 saatlik bir seminer bile aslında kısaltılmış boyutu bunun. Çok açıkçası çok uzun, çok derin bir konu. Yani uzun aşamalarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman. Ancak bizim burada çok kısa olarak üzerinden ailelerimize tavsiye edebileceğimiz boyutu, başta da söylediğimiz gibi hem bedensel, hem düşünsel, hem davranışsal boyutu var. Yani mahremiyetin. Çocuklarımızın hem eşyalarıyla alakalı, hem duygularıyla alakalı. Özellikle mahremiyet eğitimini 3 aşamada düşünecek olursak, okul öncesi aşama, okul, ilkokul düzeyindeki aşama ve ergenlik dönemindeki aşamayı göz önünde bulunduracak olursak, ki şöyle, mahremiyet eğitimi verdim, tamamlandı noktasına bakılacak bir olgu değil. Mahremiyet eğitimi bir sürece bağlı olan bir olgu. Yani çocuğun kapasitesi noktasında, merakı noktasında, yaşı, bedensel gelişimi, duygusal gelişimi noktasında süre gelen bir olgu olduğu için devam edecek. Ebeveyn kendini sürekli yenilemesi gerekecek. Onun için de çocuğun hangi aşamada olduğu noktasından ele alacak olursak, hem bedensel, hem duygusal, hem davranışsal noktasında mahremiyet eğitimine dikkat etmesi lazım. Yani ebeveynlerimiz mesela çocukların eline cep telefonu verdiklerinde aynı zamanda da ne olduğunu merak ediyorlarsa, bunun çok daha öncesinden adı konması gerekiyor. Çocukla bu iletişimin sağlanması gerekiyor. Çocuklarımızın eşyalarını karıştırırken bunun adının konması gerekiyor. Çünkü doğrudan düşünce ve davranışlarına müdahil olmamak adına. Tabii ki ebeveynler çocuklarıyla ilgili kaygılılar, kontrol etmek istiyorlar. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama bunun adı konmadan, yani bunun bir mahremiyet eğitiminin bir parçası olduğu belirtilmeden, güvene dayalı bir ilişki olmadan çocuklarımızın arkalarından yapılan bu tür eylemler çocuklarımızın doğrudan mahremiyetlerine müdahale etmektir. Neticede biz de yetişkinler olarak eşlerimizin, kadın olsun erkek olsun, çok fazla mahremiyet alanlarımıza müdahale olmalarından memnun olmayacağımızı düşünmemiz lazım. Evet. Bir sürü insan var, yani işte benim telefonumu eşim kurcalıyor, karıştırıyor, kontrol ediyor, nereye gittiğimi takip ediyor, bana güvenmiyor duygusunu oluşturduğunu söyleyebiliyor. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Çok ince bir çizgi, yani bu nüansı çok iyi ayarlamak gerekiyor. Hem ebeveynler çocuklarına davranış, düşünce ve duygu noktasında o güveni duyabilmeliler ama aynı zamanda da onlarla beraber mahremiyet eğitimi noktasında açık konuşarak nasıl olacağını
zamanda ve nerelerde kendilerinin müdahil olabilecekleri noktasında paylaşmaları gerekiyor. Yani mahremiyet eğitimi sadece bedene indirgenmeyecek kadar çok önemli bir nokta. Zaman, mekan boyutu var bunun. Ama biz bugün bedensel noktasını ele aldığımız için bedenin yanı sıra da duygu ve davranışı da mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Evet. Bunun için de başta söylediğimiz gibi çocuklarımızın bizimle paylaştıklarında çok daha hassas olmalıyız. Ve bilmediğimiz, çocuklarımızın örneğin bize sorduğu noktalarda, sorularda bilmediğimiz, yetişemediğimiz durumlar söz konusu ise belki bunu da bir öğüt olarak verebiliriz ailelerimize, bizi seyreden ailelere. Araştırmaları için, destek alabilmeleri için başvurmaları gerektiği yerleri de göz önünde bulundurup belki de teyze ise bunun paylaşılması gereken çocuktan bu noktada çocuğa yansıması lazım. Yani hani bunu teyzenle paylaşmak istiyorum, işte o bu konuda biraz daha tecrübeli, ondan fikir almak istiyorum veya çocuk bunu kesinlikle aile efradından birinin bu noktada komedi boyutuna indirgeneceği noktasında şüphesiz söz konusu ise o zaman çok daha farklı uzmanlardan veya kütüphaneden, kitaplardan, aile sürekli kendini yenileyerek, araştırarak çocuğa aktarması lazım. Yani onun için de düşünce ve davranış mahremiyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bir parantez de açalım burada. Çocuğa sadece kendi mahremiyetini koruması değil, hani başında ikimiz de dile getirdik Hülya Hanım, başkalarının da sınırlarını koruma eğitimi verilebilmeli değil mi burada? Aynen. Yani çocuk kendi bedenini tanıdığı zaman, kendi sınırlarını tanıdığı zaman doğal olarak yaşamış olduğu sosyal hayatın içerisinde diğer insanların sınırlarını da kabul etmiş olacak. Ancak kendi sınırlarını tanımayanın bir başkasının sınırlarını tanıması mümkün değil. Çünkü kendi sınırları sürekli ihlal edilen bir insanın, bir çocuğun, bir bireyin bir başka insanın sınırlarında ihlal etme hakkını kendine görecektir. Bunu en çok ileriki düzeyde çocukluk döneminde okullarda başka insanların bedenlerine çok daha sınırları aşarak yaklaşan çocukları davranış bozukluğu olarak gözlemleyebildiğimiz gibi yetişkinlik boyutunda da kendini gösterebiliyor. Yani eşiyle şimdi konumuz mahremiyet olduğu için cinselliği devre dışı bırakman mümkün değil. Yani nikahlı eşiyle bile sınırlarını ihlal edebilen insanlar söz konusu olabiliyor. Bu kadın için de erkek için de geçerli. Yani orada da kendi kırmızı çizgilerimizi bilmemiz lazım ki karşımızdaki insanın kırmızı çizgilerini ihlal etmemeyi de öğrenmiş olabilelim. Evet. Ama bunun yine önce kendisinden geçtiğinin bilinmesi çok önemli. Evet. İzleyicilerimiz çok teşekkür ediyorlar. Ciddi anlamda yoğun mesaj akıyor şu anda. Hatta bir izleyicimiz Nurten Hanım, konunun uzun olduğunu söylemiştiniz. Mutlaka konunun devamını bir başka programda istiyoruz demiş. Biz de izleyicilerimize buradan bunun müjdesini vermiş olalım inşallah Hülya Hanım'la. Birkaç hafta sonra tekrar özellikle konuyu biraz daha ileri götürerek istismar konusunu işleyeceğiz. Buradan da bunun haberini vermiş olalım. İşlemek istemediğimiz konular aslında ama gerçekten bilinmesi gereken toplumun gerçekleri bunlar. Bunları dile getirmek eminim ne sizin için kolay ne de bizler için gündeme getirmek kolay ama bu noktada ciddi bir bilinçlenmeye de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Problemleri halının altına süpürerek yok etmemiz mümkün değil. Evet. Olay problemlere bir kere ışık tutmamız lazım. Farkındalık kazandırmamız lazım. Konuşmamız lazım. Konuştuğumuz zaman ancak farkındalık kazandırmış olabiliriz. Ve biz bugün bunu ne kadar işlemek istemiyoruz demiş olsak bile bugün şu an biz bunu konuşurken birçok çocuk, birçok insan istismara uğruyor. Çeşitli boyutlarıyla. Onun için gündeme getirmeliyiz ki bu farkındalık çocuklarımıza aktarılabilsin, gençlerimize aktarılabilsin ve bizler farklı bir gözle, farklı bir bilinçle, farklı bir duruşla olaylara bakabilelim ve onları destekleyebilelim. Evet. Tabii ki çok hoşumuza gitmeyen konular doğru ama ışık tutmadığımız zaman da bunları çözmemiz mümkün değil. Evet, bazı şeyler dile getirilmesi gerekiyor bu bağlamda. Şimdi Hülya Hanım biz Mayıs şubemize tekrar geri döneceğiz. Siz de bir soluklanın inşallah. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, Rayne-Kazar bölgemizin Mainz şubesine tekrar kameralarımızı çeviriyoruz. Su böreği tarifini alıyoruz. Bu arada ben
Şubemizde o gün çekime katılan Yusra kardeşime, özellikle Rayne Kazar Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Başkanı'na, Fikriye Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Biz Bir Aileyiz ekibini Camia TV'yi şubelerinde ağırlayan Minds Şubesi'ne de buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve bir duyuru yapmak istiyorum. Biz Bir Aileyiz programını şubelerinizde konuk etmek isterseniz, farklı yemek tarifleriyle programı zenginleştirmek isterseniz bizlerle irtibata geçebilirsiniz değerli izleyiciler. Şimdi sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet, malzemeleri söylediniz. Şimdi neyle başlıyoruz ve nasıl devam ediyoruz? Yumurtayla başlıyoruz. Sıvı malzemeyle başlıyoruz ilk önce. 4 tane yumurtamız. Ve yavaştan sütünü de ekliyoruz. Ve birkaç damla da limonumuz var. Limonu şu an ne için koydunuz? Limonu haşlarken hamurun dağılmaması için. Çok ince bir bilgi galiba bu. Püf noktalarından birisi, evet. Ve tuzumuzu da koyalım. 2 çay kaşığı tuzumuz. Kaç kilo una 2 çay kaşığı koymuş oldunuz? Ya hemen hemen yarım kilo un olur yani, alır. Kişiye göre, yani una göre değişir, yumurtaya göre değişebilir. Fakat ortalama yarım kilo unu alır bu. Tekrar yavaş yavaş boşaltıyoruz ve dikkatlice. Bundan sonraki fasıl elimizle. Evet, galiba hamurumuz mantı hamuru kadar sert oldu, değil mi? Evet, aynı mantarını da andırıyor, evet. Şimdi bezeler yapacağız. Ve bu bezeleri yarım saat dinlendireceğiz. Dinlenmezse açamayız. Bezelerin büyüklükleri önemli mi? Ortalama küçük bir mandalina. Şimdi dinlenme faslını tamamlamıştır. Şimdi açma faslına geçiyoruz. İnşallah güzel bir açacağız. Sonra haşlayacağız. Sonra tepsi edeceğiz. Evet, açtığımız yufkalarla ne yapıyoruz? Şimdi yufkalarımızı haşlayacağız. Suyumuzu kaynattık. Kaynamış suyun içerisine 2 yemek kaşığı tuz koyacağız. Ve tekrar burada soğuk suyumuz var. Soğuk suyun içerisine de yine 2 yemek kaşığı tuz koyuyoruz. Bunun sebebi tam olarak nedir? Haşlanırken hamurlarımız yırtılmasın diye. Daha sağlam bir şekilde çıksın diye. Peynirimiz var. İçerisine koyacağız. Ve Bayburt yöresine ait bir baharatımız tarhun isminde. Ama tabii herkes bunu koymak mecburiyetinde değil. Olmayanlar maydanoz da koyabilir. Arzuya kalmış. Sadece peynir de koyabilir. Ve ara katlarına tereyağı süreceğiz. Tereyağımızı da erittik. Ve şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Soğuk su tam olarak ne için gerekli? Sıcak sudan çıkardıktan sonra hamuru soğuk suyun içine bırakacağız. Sonra da tepsiye dizeceğiz. Tereyağı her zaman daha çıtır olmasına, daha güzel görünmesine, katlarının kat kat olmasına vesile olur. Ama tabii sevmeyenler için sıvı yağ da koyulabilir. Çok fazla sulu bırakırsak bir sıkıntı oluşuyor mu?
Evet, fazla sulu kalmaması gerek. Biraz elinizle hafiften çekiştirerek yırtmadan yavaşça. Biraz narin davranmanız gerekiyor yani. Şu an peynir koydunuz ama başka bir şey de içine koyabilir miyiz? Evet, isteyen arzu eden kıymalı yapabilir. İsteyen arzu eden kavurmayla yapabilir. Ve aynı şu şekilde peynirli de olabilir. Herkesin arzusu damak tadına göre değişir. Peynirin yanına şimdi ne koyacaksınız? Şimdi bu Bayburt yöresine ait bir baharat. Bunun ismi tarhan. Ve arzu eden tabii memleketi olan seven koyabilir. Sevmeyen maydanoz. Maydanoz da sevmeyen hiçbir şey koymayabilir. Sadece peynir koyabilir. Herkesin arzusuna göre değişir o damak tadına göre. Artık son katında yağlayıp fırına vereceğiz inşallah. Evet, tepsimiz hazır gördüğümüz gibi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Daha doğrusu fırına girerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kaç derece? Evet, şimdi 10 dakika öncesinden fırınımızı açıp ısıtıyoruz. 200 derecede 1 saat pişecek. Evet, burnumuza çok güzel kokular geliyor. Galiba böreğimiz artık hazır değil mi? Evet, hazırdır böreğimiz. Çıkarıyoruz fırından şimdi. Sıcak sıcak su böreğimiz mis gibi kokuyor. Buyurun gelin yiyin diyeceğiz ama sizin yerinizi biz yiyeceğiz inşallah birazdan. Değil mi? İnşallah kendiniz hazırlayınca afiyetle yersiniz. Şifa olsun inşallah. Evet, elinize emeğinize sağlık. Gerçekten de bu zamanda şifaya çok ihtiyacımız var. Şifa olsun. Allah razı olsun. Evet Fatma ablam, böreğimiz bitti, ellerinize sağlık. Lakin sofrada çok dolu dolu gözüküyor. Bu sofrada neler var, bize bir tanıtır mısınız, anlatır mısınız? Bu soframız şu anda daha çok Bayburt yöre ağırlıklı. Ama diğer arkadaşlar da Allah razı olsun her birisi değişik şeyler getirdiler. İlk önce bugünkü yaptığımız su böreği, kavurmalı su böreğimiz var. Tatlı çorbamız var Bayburt yöresine ait. Un helvamız var. Sarmamız var zeytinyağlı. Burada baklavamız var cevizli. Bu fasulye kavurması var. Daha çok Konya Karaman yöresine ait. Sarımsaklı yoğurt üzerine gelecek. Lahana sarması var. Kara lahana sarması var. Lor sarması var. Ve burada tatlı dokmamız var. Kekimiz var. Ve peskimetten güzel bir tekrar tatlımız var orada, pastamız. Bu kadar şu anda yeşilliklerle beraber. Bu kadar. Maşallah subhanallah, gerçekten de bütün emeği geçen ablalarımızın ellerine sağlık diyoruz. Bize de şifa olsun diyoruz. Her biri ayrı bir güzel gözüküyor. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Amin. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun geldiğiniz için. Bize afiyet olsun o zaman. Hepinize afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Evet değerli izleyiciler, tekrar Mainz Şubemize çok teşekkür ediyoruz. Geleneksel lezzetlerimizden su böreğinin tarifini bizlere verdikleri için. Bayburtlu bir kadınlar teşkilatı başkanımız Ayşe Hanım demiş bunu en iyi Bayburtlular yapar diye. Ayşe Hanım'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Ta Württemberg'den bizlere buraya su böreği ikram etmişti kendisi. Şimdi çok tekrar güzel. Bir teşekkür etmiş olalım. Allah Ayşe razı olsun. Ayşe Hanım'a yalnız şunu söylemek lazım. Su böreğinin memleketi İç Anadolu. Ha öyle. Yani...
O zaman sizden de bekliyoruz diyelim. İnşallah. Allah razı olsun. Bir soru gelmiş. Ondan sonra ben kendi sorularıma geçeceğim. Tabii. Lütfiye Hanım diyor ki, güzel konulara değindiniz. Küçük yaşta yuvaya başlayan çocuklar daha bezden kurtulmamışsa, burada mahremiyet eğitimini bu olumsuz etkiler diyor. Söylenecek bir şey burada ne söylenebilir? Zaten anaokullara bu U-Dry denilen, yani 3 yaş 6 olayı sonradan gelişen bir olay. Her geçen gün çalışan anne baba çoğaldığı için evet. Anaokulları da yeni bir konsept, yeni bir taslak oluşturarak böyle imkanlar sunmaya başladılar. Zaten çocuğun ilk aşamada anaokuluna başladığında, kreşe başladığında bir alışma dönemi var. Yani orada doğrudan duygusal bağının olduğu eğiticilerle beraber çocuğun belli bir alışma döneminde o bağın oluşması sağlanmaya çalışılıyor. Ebeveynlerin eğer kendileri çalışmadıkları noktada veya mecbur kalmadıkları noktada, biz anne çocuk veya ebeveyn çocuk ilişkisi noktasında zaten 3 yaş altında mümkün mertebede kendilerinin ilgilenmesi noktasında tavsiye etmiş oluruz. En kötü ihtimalde 1 yaşın altında bunun olmamasına dikkat edilmesi için tavsiye etmiş oluyoruz psikolojik manada. Fakat böyle bir şey söz konusu olmuş ise, çocuk da eğer henüz bezden çıkmamış ise, yani 3 yaş altından bahsediyor isek, o zaman bu gelişim anaokuluna başladığında, kreşe başladığında doğrudan muhatabı olan eğitimciler kimler, önüne gelen değiştirmiyor neticede. Oradaki uzmanlar da genellikle belli özellikleri olan, bu gruba dahil, yani grubun yöneticileri, 3 yaş altı yöneticileri özel olan eğitmenler oluyor. Daha ziyade onlar kendi gruplarından sorumlu olmuş oluyor. Mümkün mertebede onlarla o bağın kurulması, kimin değiştiğiyle alakalı veya bedene kimin müdahale ettiğiyle alakalı bağın kurulması için ebeveynin de çalışma yapması lazım. Evet. Bunun ebeveynler sadece bez olarak nitelendirmemeleri lazım. Yani 3 yaşından sonraki çocuk da tuvalete gittiğinde bir eğitimci sonuçta çocuğa tuvalet eğitiminde destek verecek veya işte orada elbisesinin indirilmesinde veya en azından çağırdığında yanına gitme aşamasında. Onun için de mümkün mertebede eğitim, hangi eğitimcinin çocuğunuzdan sorumlu olduğunu bilmek ve çocuğun gideceği eğitimciye güven duygusunun aşılanması ve eğitimcinin de çocuğa o güven duygusunu vermesinde ebeveynin destek olması çok önemli bir faktör. Çünkü güven duymadığı insanlar tarafından çocuğun mahremiyetine müdahale edilmesine izin vermek, çocuğun dışarıda herhangi birine de böyle bir noktada izin vermesine kapı açabilir. Ancak çocuk sürekli günlük anaokuluna gideceği için gerek 3 yaş altı gerek 3 yaş sonrasında oradaki eğitimcilere de zaten evinde ve akrabalarının içerisindeki yetişkinlere duymuş olduğu güven duygu çalışması o kurumla da yapılmış olacaktır. Olması gerekiyor en azından. Evet. Esin Hanım'ın bir sorusu var. Yüzme dersleriyle alakalı. Evet. Çocuklar diyor hani yüzme derslerine gidiyorlar ve bu ders zorunlu. Burada diyor çocuğumuza nasıl bir eğitim vermeliyiz? Özellikle duş yapma esnasında nelere dikkat etmeli? Nasıl bir eğitim uygulamalıyız diye bir soru sormuş izleyicimiz. Şimdi yaşamış olduğumuz coğrafyada yüzme dersleri ilkokuldan itibaren başlıyor ve çocuklarımızın genellikle perdesiz duş kabinler söz konusu. Çocukların orada belli kurallara dikkat etme olasılığı biraz daha zorlanabiliyor. Eğer çocuklar bunu çok tabii olarak öğrenmişlerse evlerinden, yani orada kendileri mayolarıyla duş almalarında, yani iç çamaşırıyla biraz sıkıntı olabiliyor. İşte mikrop kapma veya bu noktada iç çamaşırının daha ziyade suyu emmesi noktasında, ama mayolarla alakalı aynı şey söz konusu değil. Onu çok rahat çocuk kendisi çok olağan bir şekilde bunu öğrenmişse, uyguladığında ebeveynin zorunluluğuyla olmadığı karşı tarafa geçmişse bu duygu, o zaman bir sorun yaşamıyorlar genellikle. Böyle bir durumda ebeveynin okul eğitmenleriyle, öğretmenleriyle daha sıkı çalışması çok daha önemli. Yani hem kendi kültürel değerleri noktasında hem de çocuğun duygusal boyutta kendisini nasıl rahat hissettiğinde ebeveynin desteklemesi noktasında. Ancak ebeveyn mahremiyet eğitiminde kendisi evde çok titiz olmayıp sadece okul veya anaokul kısmında çok birden titizliğe bürünmüş ise bu sırıtacaktır. Ve evet, çocuk kendisinden daha ziyade ebeveynin zorlamasıyla bunu yaptığını yansıtacaktır ki bu da daha sonra da belli sıkıntılara maalesef yol açabiliyor.
Evet. Ve kaldı ki yine aynı noktaya dönmek durumundayım. Sağlıklı mahremiyet eğitimini sadece yüzme ve spor dersleriyle sınırlandırmayıp çocuklarımız ilkokul 3. sınıfın 2. yarısı veya 4. sınıfın ilk yarısında ilk cinsel eğitim dersleri de almaya başlayabiliyor. Burada müfredata uygun bir şekilde her öğretmenin kullanmış olduğu materyal veya söylem tarzı da farklı olabileceği gibi ebeveynin çocuğunu göndermeme gibi bir lüksü yok. Bizim ebeveynlerimiz bu tür noktada maalesef biraz daha veli toplantısı, yani bu konuyla alakalı veli akşamlarından uzak kalabiliyorlar veya sadece ebeveynin teki gidebiliyor. Her ikisi de orada bulunup düşüncelerini veya orada hangi ders, o dersin içeriğinde hangi müfredatın hangi konusunu nasıl işleneceğiyle ilgili bilgi verirken orada bulunmadığı zaman çocuklarını da evde bu dersle alakalı destekleme şansları pek olmayabiliyor. Zaman zaman ebeveynin söylemine ters düşebilecek bir durum olabileceği gibi zaman zaman da bu dersi ebeveyn evde mahremiyet eğitimi boyutunda desteklemesinde fayda var ki en azından birbiriyle örtüşebilsin ve çocuğun sağlıklı mahremiyet eğitimi noktasında temel davranış geliştirebilmesini sağlamak adına. Evet, bir izleyicimiz hatta Fatma Nur Hanım, ben U3'te çalışıyorum, uykudan sonra çocukları bütün çocukların yanında maalesef bezini değiştiriyorlar demiş. Bunu aslında ben değiştirmek istiyorum, nasıl bir argüman kullanabilirim diyor ama hani bilmiyorum bu soruya cevap vermek ister misiniz? Aslında burada benim kanaatimce çok güzel bir şey söylediniz. Velilerin çok küçük yaşlardan itibaren çocukların eğitim kurumlarıyla ciddi bir ilişkisi olursa belki bu tip ricalar, bu tip hassasiyetler daha dikkate alınabilir. Bilemiyorum hani burada nasıl bir argüman kullanabilirim demiş. Şimdi bir şey yapma hakkı var mıdır? Hanımefendi böyle bir kurumda çalışıyorsa muhtemelen eğitmen olması lazım. O halde söz hakkı da vardır. Yani bunun için özel bir argümana gerek yok. Önemli olan orada başka velilerin önünde çocuğun mahremiyetine müdahale edilmemesine dikkat etmek gerekiyor. Ve anaokulları profesyonel çocuğun eğitimini, beden eğitimini ciddiye alan anaokulları da zaten genellikle alt değiştirmek için aynı odada olmuş olsa bile bir bölümün olmuş olması lazım. Evet. Yani bugün bu köşede yarın bu köşede alt değiştirme olma olasılığını ben pek düşünmüyorum açıkçası. Ve bir eğitmen olarak da bu noktada söz hakkını kullanıp işte alt değiştirme yerinin netleşip yani standart çocuğun sürekli aynı ortamda, aynı kokuda, aynı ışıkta güven duygusunun gelişmesi adına da bunun önemli olabileceğini argüman olarak kullanabilir ve bunun bir rutine bağlanması adına da çok önemli. Fakat bir anaokulu eğer çocukların altının değiştirilme bölümü noktasında bugün bu yerde yarın başka bir yerde yapıyorsa o anaokulunda zaten bazı şeylerde çok oturmamış demektir. Evet. Doğru, haklısınız. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ama ebeveyn tutumu üzerinde durmak istiyorum şu anda. Mahremiyet eğitiminde özellikle ebeveynin tutumu nasıl olmalı? Bu konuyu biraz daha genişletmek gerekirse neler söylenebilir? Ebeveyn tutumu mahremiyet eğitiminde her şeyden önce doğal olmalı. Yani sık boğaz edilmiş bir şekilde beden dili, ses dili kullanılmamalı. Çocuk, bir ailede 3 çocuk varsa her 3 çocuk da aynı soruyu sormuş olsa bile ebeveynin dikkat etmesi gereken nokta her 3 çocuğunu çok iyi tanıması. Yani bir ressamın nasıl ki çizmiş olduğu, boyamış olduğu tabloları çok iyi tanıması gibi, fırçasını, boya kalitesini çok iyi tanıması gerektiği gibi. Bir heykeltıraşın yapmış olduğu heykelin boyutlarını, o kullanmış olduğu malzemeleri çok iyi tanıması gerektiği gibi. Biz ebeveynler de çocuklarımızı, kaç çocuğumuz olursa olsun her birini bir tane çocukmuş gibi muamele edip her birini ayrı ayrı tek tek ciddi alarak tanımamız gerekiyor. Evet. Aynı soruları sormuş olsalar bile her çocuğumuzda zeka düzeyini, duygusal düzeyini, gelişim düzeyini, hangi aşamada olduğunu, sorduğu sorunun aynı soru olsa bile yan cümle var mı içerisinde bunu dinleyerek algılamamız gerekiyor. Ve her birinin ihtiyacına göre cevap vermemiz lazım. Ebeveyn ne iş yaparsa yapsın, velev ki bugün 40 kişilik misafiri gelecek ve bir öğün, ciddi manada bir yemek hazırlaması lazım. Çocuğu şayet geldiyse, bir soru sorduysa,
hiçbir sorunun saçma olmadığını, hiçbir sorunun lüzumsuz olmadığını bilmesi gerekiyor. Ve çocuğuyla göz hizasına gelip çocuğuna zaman ayırıp çocuğunun sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Yani mutlaka ebeveynin her konuyu konuşabildiği ama muhakkak bu tür konularında konuşulabileceği zamanlamalar ve ortamların oluşturulması gerektiği gibi yanı sıra çok zor işlerde evin içerisinde veya bir yerde meşgulken bile sorulmuş olan soruya zaman ayırması çok önemli. Ve çocuklarımızın soru sorabilmeleriyle alakalı, bu tür soruları da sorabilmeleriyle alakalı asla yargılamamamız lazım, korkutmamamız lazım, ayıplamamamız lazım ve çocuklarımızı utandırmamamız lazım. Yani böyle soruda olur mu gibi düşüncelerden uzak olmamız lazım. Bu soru günahtır, ayıptırdan uzak durmamız lazım. Hiçbir sorunun günahı ve ayıbının olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın eğitimlerinin cinsellik boyutunda, mahremiyetin içerisinde cinsellik boyutunda bir kere söyledim, anlattım, bitti gözüyle görmememiz gerekiyor. Bunun bir sürece bağlı olduğunu ve bunun aşamaları olduğunu, her yaşa göre ilgi sahasının değişebileceğini, sorunun değerinin, kalitesinin, uzunluğunun, merakın artabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Ebeveynlerin ses tonu ve beden dilinin bu soruyu aslında çok da uygun bulmadıklarını yansıtmamaları gerekiyor. Kem kümden uzak durmamız lazım. Yani bu soruyu cevaplayacağım ama deyip kaşlarımızı çatarak bir cevaplama olmaması gerekiyor. Ses tonumuz çocuk anlayamayacağı, duyamayacağı şekilde o boyutta olmaması lazım. Çocuğun duyabileceği ses tonu ve yumuşaklığını kullanmamız lazım. Çocuğun diliyle konuşmamız lazım. Bu çok önemli. Yani şimdi çocuk sordu, işte öğrendik, bu çocuklarımıza cevap vermeliyiz. O halde literatürde kullandığımız çocuğun anlamayacağı bir dille kullandığımda ben de hem utanmamış olurum, hem işte ayıp etmemiş olurum, hem de çocukla yüz göz olmam duygusundan uzak olmalıyız. Tam tersi çocuğun bildiği, kullandığı terimlerle çocuğa bu sorunun cevabını aktarmamız lazım. Ve çocuğun herhangi bir sormuş olduğu sorunun altında hiçbir mana yüklemeden cevap vermemiz lazım. Yani kendi kafamızdan yetişkinlik düzeyindeki bir bilgi boyutundan olaya bakmamamız gerekiyor. Çocuğun sormuş olduğu soruya yalın bir şekilde cevap vermeliyiz ve onun zihinsel ve duygusal potansiyeline uygun cevap vermeliyiz. Yani hazır konu açılmışken işte bunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki çocuk anne ben nasıl doğdum dedi. Ben hazır çocuk bunu sordu. Nasıl doğduğunu söylerken daha sonra nasıl olduğunu da, yani annenin karnına nasıl girdiğini de soracak. O halde şimdiden bunu baştan sona kadar anlatayım, kurtulayım diye bir şey olmamalı. Sadece sorulan soruya cevap verilmeli ve çocuğun sormuş olduğu sorunun altında bizim kafamızda geçen kafa sinemamızdan uzak olmamız gerekiyor ve sadece o soruya odaklanmamız gerekiyor. Ve asla ve asla çocuklarımızın bu sorularını absürt görmemeliyiz. Tam tersi gelişimlerinin bir parçası olduğunu, soru sormayan bir çocuk ya ne rahat bir çocuk aslında, hani tam da istediğim gibi şeklinde değerlendirmemeliyiz. Tam tersi aslında soru soran çocuğun, merak eden çocuğun eğitimde daha etken olabileceğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Daha sağlıklı yetişebilmesi, daha sağlıklı bir birey olabilmesi adına da katkı sağlamamızın çok büyük bir fırsat olduğunu değerlendirmeliyiz. Onun için de her çocuğumuzun sorularını ciddiye alırken başkalarıyla paylaşmamak adına ve muhakkak bilmediğimiz sorularda da kendimizi sürekli yenileyerek, araştırarak, uzmanlara danışarak bilgimizi tazeleyerek onlara cevap vermeliyiz. Bir soru bilinmediğinde cevap nasıl vereceğimizi veya cevabını biliyoruz ama nasıl aktaracağımızı, hangi pedagojik boyutuyla çocuğun psikolojisi etkilenir mi, telaşımız, korkumuz, kaygımız varsa bilmiyorsak o zaman çocuğumuzdan şu izni istemeliyiz. Yani bu sorunun cevabını nasıl aktaracağımı şu an bilemiyorum. Bana lütfen izin ver, seninle bu konuyu akşama, yarına, şu saatte konuşacağız.
Ve bu söylemi söylediğimizde çocuğumuzun yeniden bize gelmesini beklememeliyiz. Tam tersine biz onu bu konuşmaya yeniden davet etmeliyiz. Yani çocuğa bunu söyledik, başımızdan saldık. O halde günü kurtardık gözüyle bakmamalıyız. Tam tersi nasıl aktaracağımızı öğrenip ve çocuğumuza mümkün mertebede 24 saati geçirmeden, yani üzerine gün geçmeden araştırıp çocuğumuzu davet ederek sakin bir ortamda, sakin bir ortamı sunarak, belki bir işte süt veya bir çay hazırlayarak, belki iki bisküvi koyarak, ya bu soruyu çok merak etmiştin, ben de sana bunu söylemiştim ve emin ol ben de senin yaşlarındayken bu sorular aslında kafamda gidip geliyordu ve bu soruyu sorduğun için sana teşekkür ediyorum gibi cümlelerle başlangıç yaparak çocuğumuza nasıl aktaracağımızı öğrendikten sonra aktarabiliriz. Diyelim ki hiç imkan olmadı. Bu bir gün içerisinde bu çocuğumuza bunun cevabını verebilme noktasında araştırma şansımız olmadı veya olmayacağını biliyoruz. O zaman çocuğumuza şunu da demeliyiz. Yani bu bunu aktarabilme boyutunu seninle beraber bu gezintiye ben de çıkacağım ve beraber araştıracağız deyip daha öncesinde çocuğumuza bir gün tayin edip seninle kütüphaneye gidelim, bununla ilgili kitapları inceleyelim gibi önerilerde bulunabiliriz. Ama daha öncesinden kendimize gidip hangi kitabı, hangi materyali kullanacağımızla ilgili kütüphanelerde çok ciddi bu konuda araştırmalar var. Yani CD'ler, kitaplar, işte hem dinleme noktasında hem okuma hem resimli noktasında bize uygun, bizim aile standartlarımıza, değerlerimize uygun veya bizim öngördüğümüz resimlemelere uygun şeklinde bunu çocuğumuza aktarmamız için bir fırsat, bir imkan olarak sunabiliriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Son soru. Yani mahremiyetten bahsedince şimdi sosyal medyadan bahsetmesek olmaz. Evet. Şu anda bizi izleyen pek çok izleyicimiz bu konuya önem verdiği için ve bunu ya uyguladığı ya da uygulamaya karar verdiği için şu an ekranları başında. Fakat belirli bir yaştan itibaren biz bu mahremiyet eğitimi doğru veya yanlış veriyoruz çocuklarımıza. Ama belirli bir yaşından sonra da sosyal medyanın eline çocuğumuzu teslim ediyoruz. Yani evet. Artık bunun pek de imkanı, yani bundan kurtuluş çok fazla yok. Hani belki sizin için yaş sınırlaması değişir bireyden bireye ama bir zaman sonra çocuk sosyal medyaya dalacak. Peki şunu diyebilir miyiz? Bizim verdiğimiz bu mahremiyet eğitimini sosyal medya baltalıyor mu? Baltalıyor mu? Nereden baktığınıza bağlı açıkçası. Bir cümle kullandınız dedik. Dediniz ki belli bir yaştan sonra çocuklarımızı sosyal medyaya vermiş oluyoruz, teslim etmiş oluyoruz. Yani manasında. Aslında belli bir yaştan sonra mı teslim ediyoruz Elif Hanım hakikaten? Daha yeni doğan bebeklerin eline hafif böyle elini kolunu oynatmaya başladığı zaman smartfonları yani cep telefonları, ekranlı cep telefonlarını çocuklarımızın eline çok daha küçük yaşlarda vermiyor muyuz? Evet maalesef. Bir müzik açarak veya bir çizgi filmi açarak ondan sonra çocuklar telefonun ekranını açma tuşunu öğrenmiş gibi oynattıkları zaman veya açabildikleri zaman çocuğun zeka potansiyelini ölçermişçesine ya bak ne kadar zeki aslında bunun hiçbir zeka ile bağlantısı olmadığını buradan altını kalınca çizerek söylemek istiyorum. Yani çocuklarımızı aslında daha o yaşta medyayla, sosyal medyayla veya televizyonun karşısına park ederek meşgul edilmesi adına çocuklarımızı ekranlarla buluşturmuş olmuyor muyuz? Aynen. Ve çocuğumuzu açmış olduğumuz YouTube'dan veya herhangi bir televizyon ekranından açmış olduğumuz bir sahnenin ara reklamlarında nelerin geleceğini hiçbir şekilde takip etme şansımız yok. Böyle bir yaptırımımız yok her şeyden evet. Önce. Kaldı ki çocuğun zihnine yansıyan o hızlı ekran filmlerin veya renklerin ayrı bir zararından hiç bahsetmiyorum. Medya tüketimine hiç girmiyorum bile buradan. Evet. Ama biz çocuklarımızı aslında çok belli bir yaştan sonra değil, çok çok daha erken yaşlarda olmaması gereken medyayla en azından elektronik medyayla hiç de buluşmaması gereken yaşlarda çocuklarımızı teslim etmiş oluyoruz. Veya çocuğun bizzat kendisinin sosyal medya hesabı olmadan bile kendi paylaştığımız resimleri göz önüne bulunduralım. Yani izinlerde çocuklarımızın, kızlarımızın, erkek çocuklarımızın mayolarla, tek başına, çok da yaşlarına uygun olmayan pozlarla, süslenmiş, püslenmiş bir şekilde gurur duyarcasına adeta paylaştığımız resimlerin birçok farklı art niyetli insanlar tarafından hesaplarına kaydedildiğini, kopyalandığını ve bunu art niyetli bir şekilde kullanıldığını hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyoruz. Bir izin veya
evimizde çocuğumuzda gurur duyduğumuz bir noktada gönderdiğimiz arkadaşlarımıza, akrabalarımıza gönderdiğimiz resimlere hiç daha çocuğun sosyal medya hesabı olmadan biz katkı sağlamış oluyoruz. Ve çocuğun aslında mahremiyetine ve belki de ilerideki iş hayatına, kariyer hayatına bile baltalama yapma ihtimalinden bahsedebiliriz burada. Evet. Çünkü hiçbir şey kaybolmuyor sosyal medyada, medyada. Her şey kaydedilmiş oluyor. Ve bu kayıt daha sonra çocuğumuzun belki de ileriki aşamalarda önüne engel olarak bile gelebilecek. Yani belki koymuş olduğumuz çıplak bir fotoğraf, mayolu bir fotoğraf veya çok da art niyetli insanların eline geçmesiyle farklı boyutlara fotomontaj yapılarak sunulmuş bir fotoğraf çocuğun maalesef önüne gelebilme ihtimalini de düşünerek hareket etmemizi öneriyorum ben burada. Kaldı ki daha sonra da çocuklarımızın hem cep telefonlarını çok erken yaşlarda teslim ettiğimizde ebeveynlerimiz genellikle çok daha çabuk internet şifresini veriyorlar veya internet yüklemesi yapıyorlar. Çocukların hangi sayfalarda gezdiklerinden maalesef haberdar olamayabiliyorlar. Veya bir misafirliğe gidildiğinde, bir misafir gelindiğinde çok daha kolay internet şifresi evin, ailenin çocuğuna verilebiliyor. İşte bir bakacaklar, oyun oynayacaklar. Oyunların içerisinde bile nelerin olduğu takip edilemeyebiliyor. Çocuğun internet veya internet ağı üzerinden, yani gerek PlayStation gerek internet üzerinden oynamış olduğu oyunlar dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli insanlar, belki de yetişkin insanlar olabileceği göz önünde bulundurulmuyor. Çocuklarımızın çok masumane belki de bir top oyunu oynadığından yola çıkarken kimlerle o an internet ağı üzerinde irtibatlılar hiçbir şekilde bilgimiz olmayabiliyor. Ve daha sonraki aşamasında tabii ki çocuklarımızın kendi sosyal medya hesaplarında bunun hiçbir anlaşmaya dayalı olmadan maalesef çocuklara sosyal medya hesabı açılıyor. Bakın bugün Facebook'lar, Instagram'ların aslında yaş sınırları varken bizler daha ilkokul çocuklarına bile, evet, bu hesapları açabiliyoruz. Maalesef. Ve orada şunu açıkça belirtmeliyim. Çocuk kendisi art niyeti olmamış olsa bile, belli sayfalara girmemiş olsa bile bu sayfaya düşen bir insan belli kitleler tarafından da otomatikmen tıklanabiliyor, takibe alınabiliyor ve her takipte çocukta yeni bir merak uyandırabiliyor. Evet. Bu neler yapılabilir? Yani biraz çözüm odaklı da bakmak lazım olaya. Çocuklarımıza cep telefonları elektronik medyayla buluşturmaya karar verdiğimiz andan itibaren bir kere çocukla mutlaka belli anlaşmalar yapılmalı. Çocuğun mutlaka kullanmış olduğu internetin yaşına uygun app'ler, yani yüklenilmesi lazım. İşte YouTube'un çocuk versiyonu ise çocuk versiyonu, Google'in çocuk motor arama motoru ise onlar olmalı. Ve çocuğun bu noktada eğer interneti kendi istediği gibi kullanabileceğine özgürlük tanımış isek, o zaman çocuğun arkasından takip etmemizin hiçbir manası, evet, yoktur. Çünkü biz ebeveyn olarak bir anlaşma yapmamışızdır, ve belki de çocuk mutsuz olduğu bir anda çok yanlış insan yanlış arkadaşlarla sitelerde veya internet arkadaşlığı üzerinden tanışarak belki de mutsuz olduğu bir anda ondan talep edilen bir fotoğrafın, belki de bir çıplak fotoğrafın veya evinin herhangi bir detayıyla alakalı bir fotoğrafın talebiyle beraber belki de tehdit edilme boyutuna kadar gidebilecektir. Ve çocuk mahremiyet sınırı ihlal olduktan sonra ebeveynine nasıl anlatacağını bilemediği için. Çünkü bizde daha ziyade çocuklar hemen suçlamaya dönüşülüyor. Yani neden yaptın, neden gönderdin? Yani alt yapısına bakmıyoruz. Biz çocuğumuzun temel davranışıyla alakalı hangi yatırımı yaptık veya bu tür konularda bizimle nasıl konuşabileceğiyle alakalı hangi ortamı sunabildik bakılmadan daha ziyade suçlama boyutuna dönüşülebiliyor. Bu noktada çocuklarımızla doğrudan sağlıklı iletişim kurarak sosyal medya hesaplarını yaşlarına uygun, mutlaka takip edildiğinin çocuğunun bilinmesi boyutunda, evet, ve ebeveynin de kendisinin bir kere kendi hassasiyetinden resim paylaşımında, bilgi paylaşımında dikkatli oluşuyla rol model olarak çocuklarımızı sosyal medya ağından biraz daha koruma altına alma, evet, imkanına sahip olabiliriz. Allah razı olsun. Çok çok değerli bilgiler verdiniz bize. Yani tüm sorulara baktığımda ben bile çok çok istifade ettim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında birkaç soru daha geldi ama maalesef bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk Hülya Hanım. İnşallah sizleri önümüzdeki programlarda yine misafir edeceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse. Biz çok mutlu oluruz.
sizi tekrar misafir etmekten. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Eminim izleyicilerimiz de şu an size içlerinden teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Rabbim tüm çalışmalarınızda yar ve yardımcınız olsun. Gücünüzü, kuvvetinizi artırsın inşallah. Belki son olarak bir şey söylemek isterseniz izleyicilerimize, bir iyi akşamlar demek isterseniz şöyle kameraya da dönüp şu kamera sizin. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Bizi ekranları başında izleyen ebeveynlere çok teşekkür ediyorum. Akşam vakitlerini bize ayırdıkları için. Sağlıklı bilgiyle beslenen nesillerin ancak sağlıklı toplumlar oluşturabileceklerin altını çizelim ve eğitimlerimizi ona göre şekillendirelim diyorum. Ve Allah çok teşekkür olsun. Ediyorum. İyi Biz akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz Hülya Hanım'a. Hemen ben önümüzdeki haftanın konu ve konuklarıyla alakalı bilgiyi verip kapatalım inşallah. Önümüzdeki hafta erken yaşlarda Kur'an eğitiminin önemini konuşacağız. Biliyorsunuz 19 Aralık tarihinde Kur'an-ı Kerim yarışmamız, Avrupa Kur'an-ı Kerim yarışmamız Kadınlar Teşkilatı'nın olacak. Hem bununla alakalı bilgi verme hem de erken yaşlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemi hakkında güzel bir söyleşi yapacağız. Kadınlar Teşkilatı İrşat Başkanımız Nermin Yalınkılıç Hocam ve Kadınlar Teşkilatı İrşat Başkan Yardımcımız Sultan Ergün Hocam bizlerle birlikte olacak. İnşallah önümüzdeki haftada sizleri ekranlarınızın başına bekliyoruz ve her zamanki duamızı tekrarlıyoruz. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin, evlerimizin adresi olsun. Hoşça kalın, camiada kalın.